Herkese yeni bir Farmers Life bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen bölüm 6. dakikalarda falan, 6.5 dakikalarda falan oyun bug'a girdi. Daha doğrusu video bozuldu. Niye olduğunu bilmiyorum. Bu sıralar bilgisayarımda bu sorun mevcut. Olayı çözeceğim muhtemelen. İnşallah başka kötü bir problem yoktur. Neyse. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Bu benim için çok 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 önemli. Oyunun müziğiyle beraber yeni oyun diyoruz, öğretici diyoruz, yeni oyuna başla diyoruz. Oyunun videosunu çekmeyi çok istiyorum çünkü emek edilmiş, güzel konusu olan bir oyun. Açıkçası benim çok hoşuma giden bir oyun. Bu sebepten dolayı da videosunu çekmeye ısrarla devam ettim. Çünkü normalde çekmeyecektim ama oynayışı biraz daha gelişirler. Belki gönderdiğimiz feedbackleri ciddiye alırlar falan filan. Neyse, hikayesi var. Hikayesinde ayyaş bir çiftçiyiz. Savaştan çıkmışız galiba anladığım kadarıyla. Ayyaşız. Karakterimize alkol içirmememiz gerekiyor. Bayağı yaş yani. Sürekli vodka deyip duruyor mesela yani. Vodka'yı çok seviyor mesela. Karakterimize alkol içirtmemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince güzel bir video hazırlamak istiyorum sizlere. İnşallah bir sorun, bir problem olmaz. Videoyu durdurmayacağım hiç. Neyse o çat 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 çat. Artık kapı çalar, deprem olur, sel çıkar, felaket olur, bir şeyler olur. Ne, hepsi olduğu gibi atacağım. Ya da belki editleyip editlemek zorunda kalacağız. Neyse, önemli değil çok. Yükleniyor. Hadi inşallah bugün yükleyeceksin baba yani. Ha gayret. Oyun ekran kartını kullanmıyor. İşlemci odaklı bir oyun. O yüzden FPS'si iyi ama performans konusunda sıkıntılı. O yüzden bakacağız. Oyunda bir çiftliğimiz var. Bu çiftlikte Mayıs 1945. Hep beraber bakıyoruz şeye, hikayesine. Tanrım, neden güneş bu kadar göz alıyor? Birazdan başım patlayacak. Türkçe çevirmesi Google Translate kullanılmış. O yüzden pek güzel değil. Fena şekilde dünden kalmayım. Vodka ve paşa olmayaydı kendi başımıza kafayı yerdim demiş. Paşa domuzu. Neden beni bırakıp da gittin babacığım, anneciğim? Şimdi muhtemelen gözünüz arkada kaldı ve bakıp merak ediyorsunuz. Çiftlik ağlanacak halde, biliyorum. Ben de. Ağlanacak haldeymiş kardeşimiz. Yaşama hevesimi kırıyor ama kendini gebertmek bu kadar kolay olmamalı. Hadi bakayım. Çiftlik evet, perişan halde. Paşa bensiz ne yapacak? Onu öyle bırakıp gidemem. Paşa'yı çok seviyor. Paşa'yla beraber uyuyor. Farmers Life'a hoş geldin. Önüne Kazimir, Kazimir bizim adımız. Hayatında birkaç gün var. Hayatından birkaç gün var. Onlara göz atma, tam sürümünü ise daha fazlasını bekle demiş. Tam sürümü çıkacak ilerleyen günlerde. Kahramanımız çok zor bir gece geçirdi. Çok fazla bir şey hatırlamıyor. Kendine gelmesine yardım et. Mouse çevirerek oyunu öğretiyor işte. Klasik arkadaşlar. WASD ile Shift'le hızlı koşarsın diyor falan. Kontrolle eğilirsin diyor. Bu traktörü falan hepsini tamir edeceğiz abi. Güzel düşünülmüş oyun. Yakınlaştırmak için basılı tut. Uzaktan bakabiliyoruz bu şekilde. Ev sahibi görüşünü kullanmak için tuşa basıyor. He. Bana bir şey mi göstermek istiyorsun? Arsandaki bu çubuklar neden... He, çıktı. He, şunları temizleyeceğiz dostum. Evet arkadaşlar. Ekipman tableti buradan görebiliyoruz. Tab'da yine. Tab'a basarak. Açlık susuzluk var. Susama olayı var. Bitti, sonunda temizlendi. At kendini incitmeyecek ve tarlayı sürmek daha kolay olacak. Paşa bana yiyecek bir şeyler bulalım demiş. Domuzdan şu anda şey istiyoruz arkadaşlar. Psikolojimiz o kadar bozuk ki. Şimdi yiyecek bir şeyler alacağız. Aha, neymiş burada, elmalar var. Al baba. Tüket. Sağ tıklıyorsunuz, tüket diyorsunuz. Hepsini mi yiyeceğiz anasını satayım? Eğer bir şey içmezsem şuraya düşüp bayılacağım diyor. Bir de bir şey içirelim. Tamam la, tamam la. Ulcim ne kadar tatlısın. Burayı çevirmemişler. Lehçe şu anda konuştuğu dil. Yani öyle yazıyor yağına. Neyse önemli değil. İçeride bir atımız var bizim arkadaşlar. Hayvanlar da etkileşime girmek için nesne olduğunu gibi demiş. Yani şöyle kapıyı açacağız. Hayvanları E'ye basıp çağıracağız. Mesela şu an beni takip ediyor. Saban takacağız arkadaşlar ata. Eski zamanda öyleymiş. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey var mı? Yeah. Gel dostum gel.
Gel bebeğim gel, sen ne yapıyorsun orada, gel. Evet. Ata taktık sabanımızı. Şimdi tarlaya küçük odun oldukları için mutlu olmasını. O ne lan? Türkçesi evet kötü arkadaşlar. Çevirmesi kötü. Ama olsun, idare edeceğiz. Tarlayı süreceğiz. Eski bir saban var. Eski çağda böyleymiş. Ne yapacaksın? Ama traktör var burada. Oğlum sen beni ne sürüklüyorsun lan? Şöyle sıraya tam girelim de. Yastık başlarını sonra çekeriz. Tam hop buraya geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu şekilde tarlayı sürebiliyorsunuz. Şu otları biçmeden diğerlerine geçirmiyor. Bu şekilde atı çevire 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 tarlamızı süreceğiz abi. Gayet güzel. Ve de kolay. Yani tabii bilgisayar başında olduğumuz için bize kolay geliyor. Yoksa gerçekte zordur bu. Ama var ya hiç sırayı kaçırmıyoruz ya, dümdüz. Çok iyi. Dön babacım dön. Oh. %40'ını sürdük. Üst tarafta görebilirsiniz. Kameramın olduğu yerde de taburda şöyle bir ayarlamak istiyorum önce. Açlık susuzluğumuz var. Oradan takip edebilirsiniz isterseniz eğer. Tabi olmayınca olmuyor yani, böyle sürmemiz gerekiyor. Bir şeyler üretip onları doğrudan götürüp satabileceğiz. Marketi var şehir merkezinde. Orayı da aktif bir şekilde kullanacağız ama tabi full versiyonda daha farklı şeyler gelecektir diye düşünüyorum. Biz erken erişimde oyuna destek olmak için yapıyoruz videomuzu. Bazı yerlerde bırakıyorum ama olsun. Çok da önemli bir durum değil. Konuşma bildiğin diye kaydetmişler. O yüzden çok fazla kaliteli değil. Çizgiye güzel otur bak ha. Oğlum güzel yapıyoruz lan gene. Kötü değil. Bazı yerlerde bırakıyoruz ama oralarda normal gireceğiz. Küfür mü diyor, şey mi yapıyor belli değil tabi abimizin. İnşallah küfür etmiyor yani. Kardeş eski zamanda böyleymiş, yapacak bir şey var mı? Yok. Saban çekmeye devam. Ne diyorsa Allah'ım. İnanılmaz ya. Neyse oyunla ilgili fikirlerinizi bekliyorum canlar. Yorumlara düşün bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Oyun gelecek vaat ediyor mu sizce? Bence güzel. Geliştirilirse, hele bir de online falan gelirse oynanır baba. Aslında bu tarz oyunları niye online yapmazlar ki? Genelde yapanlar... Şimdi radyal menüden çift sürmeyi sonlandır diyor. Bitir. Bu iş beni yordu. Uzanmak için eve gidiyoruz diyor. Hadi paşa gidek. Paşa benden önce gidiyor. Evin yolunu biliyor maşallah. Gel la gir gir. Gel. Hadi uyuyalım. Temmuz 1945 dostlar. Mayıs, Haziran, Temmuz 2 ay geçmiş. Sabah mı oldu? Bir daha içmeyeceğim demiş. Allah sarhoşuz ha. Vallahi deli gibi sarhoşuz. Paşa neredesin? 1, 2, 3, 5, 4, 5. Diğer aletlerimi de John'a satamam demiş. Satmalıyım. Ha, John. Kardeş. Bunu bir kapat. Bunları sana satacakmışım ben herhalde ya. Sofya'da muhtemelen hala vodka vardır. En azından bile demiş. Alalım. Sofya bacı. Sen bana bira ver ya. Bir tane ver.
Paşa eve nereden gidiyorduk? Hadi bakayım. Paşa bize yolu gösterecek. Hadi gidelim. Evet, burası şehir merkezi. Görmüş olduğunuz gibi buralara bakacağız. Daha sonra geleceğiz. Hadi çek. Evet, böyle devam edersen bir şeyim kalmayacak demiş. Evet, kalmayacak tabi. Yolumuz uzun. Sabanı satmam gerekiyordu. Atı ve ineği de satmam gerekecek. Sabanı satmayalım ya. Onunla güzel iş yapılıyor. Şurada benim çiftliğim. Şurası terk edilmiş bir ev. Paşa geliyor. Şu savaş zamanında kalma bir tank. Bir şey birkaç tavuğumu götürdü. İyi ki paşa burada demiş. Ya paşa. Maşallah ya. Paşanın maşallahı var. Zorda kalırsak kesip yeriz. Her şeyi sattığımda tavukları da satmam gerekecek. Satarız baba, yapacak bir şey yok. Abimiz çok yalnız. Bildiğiniz gibi değil. Durum sıkıntılı. Acımdan ölecek olsam bile paşayı satmam demiş. Ana ya. O derece seviyor yani. Evet, hurdalar murdalar. Şu hurdaları... Bazen bu çiftliğin cehenneme gitmesini diliyorum demiş. Çok susadım. İyi ki kuyu dolu. Evet, şuradan kuyudan suyumuzu içelim hocam. Acaba depoda yiyecek kaldı mı? Gidip depoya da bakacağız. Suyumuz tamam, okey. Depomuz nereydi la? Burada değil. Depomuz içeri galiba. Depo şu. Neredeydi o depo? Şurada iki tane şişe vardı. Su dolu. Aynen. Depo burada değil belli ki. Dur. Depo ahırda mıydı ya? Ya oynadığımdan hatırlıyorum da. Şurada bir sandık var ama. Burada değil. Oğlum o nasıl ayak sesi la? Çok fazla çıkmıyor mu ayak sesi falan? Bana bir şey söyleyeyim mi? Yok. Depodan bir şeye. Belki bize paşa gösteriyordur şu an var ya. Kesin paşa gösteriyor şu an. Vallahi depoyu bulamıyorum. İyi mi canlar? Görüyorsunuz işte. Burada. Ekmek yiyelim bir tane. Gel paşa, birkaç çat kestirelim demiş. 10 Eylül 1945. Kaçtı? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 2 ay daha geçti. Yağmur yağıyor. Hava sıkıntılı. Şimşek çakıyor. Aha gene içmişiz bak. Gene içmişiz. Anam yangın. Doldur doldur. La içme içme. Nasıl yapacağız? Ha burada kova mı vardı ha? Arkadaşlar sarhoş şu an karakter. Ha önce hayvanları çıkaracağız. Gel 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 gel. İneğimiz var. İnek kaçtı. İnek çitten kaçtı gitti la. İçeri gir, içeri gir. Tamam, bunlar kaçamasın. Biliyorum bunlar kaçınca şimdi bulamayacağız. Şimdi paşa sen ha. Tamam. Şunu bir ağacı söndüreyim. Babacım sen bir ayağıma dolanma. Şu öteki tarafı da söndüreyim. Vallahi çatı da yanıyor. Şurada merdiven vardı yanlış hatırlamıyorsam, aynen. Tamam, merdiveni güzel koyduk.
Yangının sesi falan yok. Görüyorsunuz zaten. Şimşek çaktı. Allah'tan onların sesi geliyor. Şimdi neydi? Merdivene tırman. Bir tane bu tarafa atacağız. Son bir tane getireceğim. Ondan sonra yangını söndürmüş olacağız. Sesleri bilerek kıstım. Çok gıcık sesler arkadaşlar. İdare edin. Şu an karanlık. Yapacak bir şey yok. Açamıyoruz yani. Ayarlar. Görüntü. Parlaklığı hadi biraz açayım da. Yok, fayda etmiyor yine. Belki de bana öyle görünüyor. Belki de size fayda etmiştir. Abo, çevirmemiz lazım. Dur. Merdiveni al. Merdiveni buraya koy. Abi yamuk düşme. Böyle olur. Tamam. Bitti, söndü. Bu sahanak için sana teşekkür ederim tanrım demiş. Yağmur yağdı ya. Eylül 1945 dostlar. Bir yıl mı geçti, ne yaptı la? Şu delikleri tamir etmek gerekiyor. Çekiç burada. Şimdi ise birkaç tane tahtaya ihtiyacım var. Evet, tahtalar falan buradaydı. Bir 50 tane alayım üstüme şimdilik. ...51 tane aldım. Çok da fazla almak istemiyorum. Koşamayacağım yoksa. Çatıya asbest alamam için yine onun paneli bulunduğu için bisiklet satın aldım. Stephen çok pinto. Ne oluyor oğlum? Ne anlatıyorsun bana la? İyi, buraları bir tamir edelim. Bunların sesi neden gelmiyor mesela şu anda? Bir ses var da çok az. Onu ayarlayamamışlar da. Yanan yerleri tamir ediyoruz dostlar. İnek ve at bir yere kaçtılar. Muhtemelen artık ya ayılar ya da tipi onları... Hadi bakayım. İnekler yok artık. Şimdi çatıyı da tamir edeceğiz. Bunun için gidip bir çinko almam lazım. Ha, bunu da tamir edeceğiz. Doğru. Şurada odun vardı gerçi. Hocam bunun hepsini al sen üstüne. Tuvaletimiz burası. Tuvalet ya da duş. Tanrı rahmet eylesin. Babamın bu harı nasıl inşa ettiğini hatırlıyorum demiş. Evet, 5 tane odun kaldı üstümüzde. Evet, burayı hallettik galiba, değil mi? Tamam, burası tamam. Hasarlı binaları onar demiş. Şimdi çatımız vardı, o çatıyı da halledeceğiz. Babam birçok kez annemle ahırda... Al işte. Oğlum peki bundan bize ne? Şundan bir 10 tane daha al ya. Yetmeyecek gibi bir his var içimden. Dayıoğlu gel, bunu getir. Savaş ailemi alıp götürdüğünden beri çiftliğe tek başıma göz kulak oluyorum. Yetmeyecek. Asbest levhasız. Asbest miymiş lan bunun adı? O çinko oğlum. Bildiğin çinko lan. Bunu da al. Ama bu da yetmeyebilir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Oyunu bildiğin adam yazmış yani. Demiş ki tamam 10 tane yetecek oraya. Dostlar az önceki videoda bir sıkıntı olmuş. Oyun donmuş ama çok fazla üzerine geçme zaten. 22-23 dakika sürmüştü. Neyse 19. dakikada falan donmuş. Neyse önemli değil.
Abi yeter, böyle yapayım bari kapanışı. Umarım sevmişsinizdir. Sonuna kadar izlediyseniz, buraları gördüyseniz yorumlara düşmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın. Bay bay.